Sosyal medyada sığınmacılara yönelik karalama kampanyası yürütülüyor. Ortaya atılan görüntülerse ya yalan çıkıyor ya da çarpıtılıyor. Bursa Acemler metro istasyonunda Suriyeli bir sığınmacının metro içinde sigara içtiği yalanı ortaya atıldı. Kendisini uyaranlara küfür eden şahıs diğer yolcular tarafından metrodan indirildi. Büyüyen kavga istasyona taştı, yumruklar ve sopalar havada uçuştu. Sosyal medya üzerinden sığınmacı karşıtlığına çevrilen kara propaganda da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Suriyeli olduğu iddia edilen şahısların kavga eden iki Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şahısların birbirinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları açıklandı. ABD güdümlü olarak son günlerde yükselen sığınmacı karşıtlığında en çok sınır yalanı ortaya atılıyor. Sosyal medyada Afganistan ve Pakistanlı sığınmacıların Van sınırından kontrolsüz şekilde koşarak geçtiği yalanı paylaşılıyor. Van Valiliği görüntülerin İran'da çekildiğini ve geçen yıla ait olduğunu açıklamasına rağmen sınırlar kevgire döndü yalanı paylaşılmaya devam ediyor. Öte yandan yine AK Partili büyükşehir belediyelerinin Suriyelilere yardım kartı dağıttığı ve tepkilerin ardından kartların iptal edildiği iddiası da yalan çıktı. Ayrıca kartların dağıtım koşulları arasında Türk vatandaşı olmak yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise İstiklal Caddesi'nde eğlenen kalabalık grubun sığınmacı olduğu iddia edilerek kışkırtma faaliyeti yürütülüyor. Oysa videoya dikkatli bakıldığında görüntülerin 2022 yılına girerken İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarından olduğu anlaşılıyor.